Selamlar, ben Burak. Efsane Ötesi bir videoyla daha karşınızdayım. Malumunuz okullar açıldı. Evet, çok özlediğinizin farkındayım. Ben de çok özlerim. bu arada arkadaşlar, kanalımıza hala abone olmayan bazı at hırsızları varmış. Rica ediyorum, o atlardan vazgeçelim. At çalmak günahtır. Lütfen hala abone değilseniz abone olmayı ve bu seri devam etsin diyorsanız. Hangi seri olduğunu henüz söylemedim ama like atmayı unutmayın. Çünkü hala like atmayanlara çükür düşüyormuş. Bu kanalda bunları söylüyor muyuz? Söyledik ama. Çükürüz düşermiş like atmazsınız. Arkadaşlar, okullar açıldı. Okullara özel çok efsane bir video hazırladık. TikTok'ta bulduğumuz ecüş bücüş taktikleri bugün sizlere göstereceğiz. İlk olarak diyelim böyle bir kaleminiz var. Ne yapıyorsun? Bunu yapayım mı? Hayır, yapma. Buna bir şey olur mu? Kimin neyi? Bu kimin? Bu kimin bilmiyorum. Bu benim şeyim abi, donum. Bu ne? Bu ne bu? Nevresim abi. Nevresim yani. Arkadaşlar, diyelim böyle bir kaleminiz var. Az önce çok kötü şakalar yaptık. Koyduk mu videoya bilmiyorum. Böyle yazabiliyorsunuz. Ama mesela ben gerizekalı bir öğrenciyim. Geldim. Yazı yazacağım. Açtım kalemi, bunu attım. Kapak yok. Böyle bir derdiniz olsun istemiyorsanız size çok gerizekalıca bir TikTok hilesi bulduk. Vezir Bey buldu bunu. Vallahi benimle alakası yok. Bir açın bari. Böyle çift taraflı bantı alıyorsunuz. Çok basit. Bunu na buraya yapıştırıyorsunuz. Böyle. Sonra bunu kes. Bunu kestik. Bunu buraya yapıştırdık. Sonra bir tane daha bundan alıyoruz. Bunu da kes. Bunu da bunun hemen götüne yapıştırıyorsunuz. Çok basit. Sonra bunun ucunu açamıyorsunuz. Açmıyorsun. Böyle bu kadar. Bu kadar. Böyle bir kalemi asla kaybetmezsiniz. Ya siktin ya. Vallahi. Bakın, kapağı kaybettim. Yapıştırsaydım. Arkadaşlar, biz 48 kişi bunu denedik ve başardık galiba. Gördüğünüz gibi. Bununla yapmayın mesela. Silikon tabancasıyla deneyeceğim hemen. Kapak kaybolmasın diye kalemin her yerini ağzına böyle. Bunu buraya. Ne oldu? Elim yandı. Bunu böyle. Bu gitti bu arada. Bir daha kullanılmaz bu. Bu ip bu kadara gerek yok. Şu kadarı kafi. Allah Allah. Şöyle kafi. Allah Allah. Oğlum, ben hemen anlarım ha. Arkadaşlar, bunu da buraya yapıştırdım mı? Evet. Mesela. Dur, ojelerim kurusun gelir. Artık tamam. Mesela okuldayım. Evet, şu an okuldasın. Bir şey yazacağım. Elime silikon yapıştı. Ne yapmalısın? Kalemin kapağını çıkarttım. Çıktı. Wow. Ben bulacağınız şeye. Arkadaşlar, bunu. Bak, size gösteriyorum. Hani gerek yok yani bunlara. Bunlara harbi gerek yok. Bu boktan bir hileydi. TikTok hilelerinin efsane bir gerçekmişi oldu bu. Bir boka yaramıyor. Bunu geç. Bunu kullanmayın ama diğeri daha güzel, ona girelim. Diyelim okuldasınız. Başınız belada. Yok lan, belada olunca kullanılmasın bu. Bununla şaka yapacaksınız. Mesela arkadaşınızın gözünü çıkar. Oğlum, bu çok tehlikeli bir şey ya. Bunu okulda denemeyin. Bunu oğlum bunu okul. Lan bunu denemesinler oğlum. Biz bunu niye gösteriyoruz? Arkadaşlar, size tehlikeli bir şey göstereceğim. Bak, harbiden tehlikeli. 4 tane kalemi şu şekilde bir tanesini alıyorsunuz. Arbalet yapacağız. Kalem fırlatıcı yapacağız bak. Bunu böyle aldık. Kardım bunu. Bu gayet sağlam bir şekilde birbirini tutabiliyor. Hemen diğer tarafına da bunu yapıştırıyorsunuz. Ya böyle lastikliyorsunuz. Bunu da silikonlasa mıydık acaba ya? Elimin yanmayan yerleri var çünkü. Elimde bak, şurası yanmadı. Valla. Bu tamam. Hemen diğer ikisini de alıyorsunuz. Ya bizim okul zamanında tüftüf vardı. Sizde var mıydı tüftüf? Evet, bizde var lan bizim. Tamam, biliyorum. Kağıdı böyle çevirirdik. Doğalgaz borusuyla birbirimizi üflerdik. Evet. Biz doğalgaz borusuyla yapıyorduk bunu. Lan biz doğalgaz borusuyla nasıl bu kadar kolay ulaşabiliyorduk ya? Ha, o olunca ha tamam. Doğru oğlum. Benimkilerde vardı babamların. Arkadaşlar, böyle kağıtları yuvarlak şey yapıyorduk. Ne? Silindir değil o. Huni. Huni yapıyordun. Ha, ucunu yalamazsan olmaz. Benim o mesela bu konuda çok iyidir. Ucunu hemen... Al göster bir tane, hemen insanlar merak ediyor. Ben şey yalayamam şimdi, müsait. Yalayan yerlerim ağrıyor. Şimdi iki tanesini bu şekilde yapıştırdık. Birbirine bağladık. Sonra ortadan da bunu da bu şekilde alıyorsun babacığım. Bak, tam bir arbalete dönüşecek bu. Bir anda savaş makinesi olacak bu. Maşinesi. Olacak mı gerçekten? Yani Rabbim. Aha. Ben yaptım ya. Helal olsun. Vallahi ya. Yaptım ha. Helal olsun ya. Sonra yanınızda şırınga okulda. Evet. Olmazsa olmaz. Bir, evde şey, elektrik borusu. İki, okulda şırınga. Bununla kan alacağız arkadaşlar. Bunun ucunu kesiyoruz. Memo çok iyi keser gerçi bunun ucunu ama. Uç dediğinde hep aklıma Memo geliyor. Normal mi bu? Memo ucu mu? Memo ucu. Memo ucu. Arkadaşlar, ben kendimi kesip geliyorum bir dakika. Bunu bizim... Eski dönemlerde şeyler vardı ya. Neyler? Siz bak, bunu da hatırlamazsınız ha. Memişko hatırlar şimdi.
Oğlum bir gazetelerde, ay şey televizyonlarda. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde yapıyoruz ama bize yapılmışı var deyip çıkarıyorlardı ya. Lan nasıl yapıyorlar hiç anlamıyorduk biz, hiçbir şey yapamıyorduk onlar yüzünden ya. Bunu içeri çıkartıyormuşuz. Böyle. Sonra bunu da buraya böyle yavıştıracağız. Şimdi bunu bu hale getirdik. Bunu da normal bir şekilde böyle arka arkaya çevire çevire yapıyorsun. Artık son. Artık olay zamanı. Ben bir mermi alabilir miyim? Bu son lastiği de, don lastiğini de alıyorsunuz buradan geçiriyorsunuz. Ay dur ters oldu. Öbür taraftan geçiriyorsunuz böyle. Tam şu aralara getiriyorsunuz. Baba mevzu hazır. Baba size şu kadar söylüyorum. Olay hazır. Bunu buradan tuttun. Bak buraya soktun bunu. Bunu da bunun ucuna tutturuyorsun. Kalemi çektin. Eyvah. Eyvah. Ekip arkadaşlarıma Allah'tan namir. Ben bunu büyükle yapayım bence ya. Of bu adam öldürebilir arkadaşlar. Oğlum sen... Bir şey diyeyim, bu adam öldürebilir. Beyler bayanlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Hayır biz değiliz. Bize değil. Bize değil. Gel buraya. Ya niye geleyim ben? Gel gel. Abi, gel gel eğlenceli video. Bir şey diyeceğim. Bir dakika dur ya. Ne oldu? Atamadım. Ne oldu? Ben atamıyorum zaten, çok korkma. Hazırsak deniyorum. Kalemi değiştirdim. Buna ha buna. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ben nereye bırakacağım? Sağ eline. Bayağı bir ölüm bakışı. Aa amiralarım geldi. Bu acaba kendi beni mi öldü? Utançtan öldüm şu an çünkü. Lan emeğime yazık ya. Bu sefer sivri tarafını atacağım. Nasılsa gitmiyor. Saçmalama ya. Nasılsa gitmiyor. Lan bana da tutma şuna. Lan. Bunu montajda atamıyoruz mu ya? Ya ya. Oğlum bunun daha kolayı var bak. Hazırsanız. Bunun arasına kalemi ver. Bunlarla ne uğraşıyoruz ya? Bunu böyle alıyorum. Yato git. Bu kadar basit. Biz niye böyle şeylerle uğraşıyoruz ki? Ah, al şu. Şu. Şu ya. Ya bir şey diyeceğim. Yapı olarak güzel ama yani. Hani matematikte kullanırsınız artı. Bir sonrakine geçirin. Bak dediğimi yapın siz. Bunu böyle alıyorsunuz. Burada böyle kolum mu öldürürsünüz ya? Bu ne ya? TikTok hileleri diye lanse edilen ama bizim gençlik zamanlarımızda durumumuz yokken yaptığımız bir şeyi göstereceğim. Bak garanti çalışıyor. Bu yıllar önceye tabi denenmiş bir şey. Arkadaşlar not defteri. Bedavaya yakın bir not defteri yapma taktiği. A4'ü alıyorsun. Bak aldın mı A4'ü? Katladın böyle ikiye. Sonra çıkarma. Ara biraz buradan. Hiç çıkarma. Bak bunu bir daha katlara. Sonra bir tane daha kat diyorsun kankam. Böyle. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Hayır hayır dur dur. Sonra geliyorsun baba buradan. Sonra geliyorsun buraya bir tane zımbayı çaktın. Bir tane de bu köşeye zımbayı çaktın. Na bir tane de ortaya garanti olsun Rabbim düşmesin bu diyorsan çaktın. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Makasla şu ucunu kesiyorsun. Bunu açınca gül resmi çıkıyor. Nasıl? Allah Allah. Bunu açınca gül resmi çıkıyor. Aç bakayım. Bak ama şu ortasını da kesmem lazım. Şuradan şöyle bir kavisli kesiyorsun bunu böyle. Ha. Güle benzesin diye. Al not defteri. Oha! Ya bu kadar. Bak gerçekten bunu kullanabilirsiniz. Mesela kopya çekmek için. Buna yazın. Buna yazın elinizin altında kalsın. Orada bakarken bunu alttan alttan. Ben ilk defa öğrendim ha böyle bir şey. Lan çok basit ha. Bakar mı? İki damla zımba. Bir tane makas. Bitti. Gerçekten. Buraya hemen yazıyorum. Memişko'nun memesi kocaman. Bunun için kopya çekmeme gerek yok çünkü ezbere biliyorum. Sırada okula telefon sokmakta zorlanılıyor. Yani şu an yasak mı sizde? Onu bir yorumlara yazın. Bizim zamanımızda yasaktı. Değil mi Memo? Evet. Sizde? Yasaktı. Sizde? Spor ayakkabı bile yasaktı. Kundura giyiyorduk. Harbi mi? Bizde... bizde her bok yasaktı. Eğer bu video 900 milyon like girirse spor ayakkabıyla okula girme. Oğlum sivil ki artık. Artık sivil ki. Bizim zamanımızda kundurayla okula giriyorduk ya. Şimdi telefonu götüremiyorsunuz diyelim. Böyle de Faber-Castell marka kalemleriniz var. Ama Faber-Castell olmak zorunda değil. Bunları buraya silikonla yapıştırıyorsunuz abi. Şöyleli. Bunları böyle yapıştırdıktan sonra al. Kim anlar bunun telefon olduğunu? Kimse. Ben anlarım. Ben anlam bir kullanırım en azından. Şimdi silikon alayım. Silikon tabancasıyla bu kabın ağzına sıçıyoruz bir öncelikle. Ama gereksiz sevmediği bir kap yapsınlar değil mi? En sevdiğinizi. En değerli kabınıza yapın bunu. Şu kabın ağzına sıçması lazım. Böyle tadı burada bunun bu arada. Böyle. Lan ne iğrenç kokuyor bu. Böyle böyle. Bununla uğraşana kadar okula telefon götürmeyebilirsiniz. Bak yine bunu siz düşünün. Böyle. Bu kalemleri bir daha kullanmayacağınızı da unutmayın. O yüzden eski kalemlerini kullansınlar değil mi? En sevdiğiniz kalemleri. Lan kamera orada ya. En sevdiğiniz kalemlerle en sevdiğiniz kabı kullanacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli. Niye? Kalemleri belki kullanabilirler. Kullanırlar. Bunlarla gökkuşağı çizmeyi de öğreteceğim ben size şimdi. Az bir kurusun geliyoruz. Gerçekten iğrenç bir hayat. Okula geldiniz. Bunu böyle... Abi dur göstereyim nasıl olduğunu. Nasıl? Güzel oldu bu arada. Bir şeyim harbi güzel oldu ha. Oğlum lan güzel kalemlik de oldu. Şey
Telefon kılıfı da olur ha. Vallahi. Vallahi bak. Yaklaşıyorum. Göster bakayım biraz aşağı inir. Telefon kılıfı. Bence gayet. Vallahi telefon kılıfı. Al böyle takıl bununla. Bir şey oldu mu yazı mı yazacaksın al. Mükemmel. Yuvarlak mı çizeceksin al. Böyle yapmayın. Bayağı iyi bu arada. He. Telefonunu aldın bunun içine koydun. Dersteyim ben. Takılıyorum. Burada da bir tane daha kalemim var hatta. Öyle takılıyorum. Hoca gel. Gel hoca. Hocam. Geldim hocam. Hoca. Aa telefon nerede? Ne telefonu hocam? Kalemlik bu. O zaman gider. Kalemlik ben. Mi bu? Gerizekalı hocam. Olabilir belki. Kalem bunlar hocam. Ne ya, telefonu? Ya telefon olmadığına inandığıma göre. Sen niye gelip bir telefon... Gerizekalı. Yeni bir hoca alıp görüyoruz arkadaşlar. Of ya sinirim bozuldu. Hoca geliyor. Şşt, ne yapıyorsunuz bakayım? Hocam ya kalemlerime bakıyorum da hangisiyle yazalım? Benim kalemim yok. Al. Teşekkür ederim. Başka isteme. Tamam. Başka isteme. Bir mavi kalemini rica edebilir miyim? Patladı. Hocam ben renk görüyorum. Hocam mavi vereyim ya. Aa mavi işte lan. Mavi hocam. Geldiğinin bile farkında değil. Bu kadar basit ya. Al sen de kalem al ya. Aferin çalışın dersleri. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Kılıfın yarısı gitti. Kılıfın yarısı gitti. Gider gider söyleyemezsin. Gidersin arkadaşlar. Bitti. Şöyle oynanır bak bunlar. Yanlar böyle. Bonus. Bu aslında yoktu. Bu aslında yoktu içimden geldi. Kaymaz. Kaymaz telefon kılıfı. Bunu ver telefonu ver geri. Mesela sınıftasınız. Bir arma ne oldu? Bu düştü böyle. Aklı gidiyor. Ama bu kılıfla beraber artık. Masa gider telefon gitmez. Yine düşmüyor gördünüz mü? Bak şuradan şöyle bir bıraktığın anda. Bak böyle gidebilir. Böyle gidebilir. Silikon yapıştı. Diyelim ki okulda sağlam bir sınavınız var. Ders böyle şey gibi. Kol gibi. Ama abi sen ne biçim konuşuyorsun vallahi ya? Oha. Gösteriyor adam. Hayır böyle tuttuğunu koparan bir ders anladın mı? Zor bir ders var arkadaşlar. Böyle. Kol gibi. Cetvel gibi. Oğlum hayır geometri. Lan böyle. Hani geometri. Ha geometri falan zor bir dersiniz var ve formülleri vesaire yazmanız gerekiyor veya bir şey dersiniz var artık. Onları bir şeylere yazmanız gerekiyor. Size kopya taktiği. Size şerefsizlik dersi. Bu iki tane cetveli alıyorsunuz tamam mı? Bunun burasına na şöyle. Bunu da böyle kafi işte. Bunu böyle yapıştırıyorsun. Bu arada el becerisi dünyanın en zayıf olan insanına bana bunları yaptırtıyorsunuz. Hey, hala like atmadınız ha. Şu halde like atmadınız ha. İnşallah like atanlar. İnşallah like atanlar bütün derslerden geçer amin. Amin. İnşallah like atanların okulda çok güzel manitalar olur. Amin. Oğlum siz okula gitmiyorsunuz. Siz like atıyorsunuz diye bir heveslendiniz ama siz gitmiyorsunuz. Üç taneyi böyle yapıştırdım gördüğünüz gibi. Diğer cetveli de alıyoruz. Şöyleli tam buna eş gelecek bak. Birbiriyle böyle bunlar manita olacak. Birbirine değecek. Allah Allah. Değmezse olmaz. Değdirmeniz lazım. İlla değecek. Değecek, değecek. İki cetveli bu şekilde yapıştırdık birbirine. Şu an tek cetvel gibi duruyor mu? Evet. Yalan dedi. Tam duruyor ama. Duruyor. Harbi tek cetvel gibi duruyor. Bunu böyle koydun. Hmm, dersteyim ben. Aa acaba ne yapacağım? Bir dakika. Ama önce bir tane kağıt koparıyorum buradan. Bu şekilde. Buraya yazıyorsun. Memişkonum onu yazmıştık. Buna da özel bir şey yazıyorum. Bunu sadece kopya çekebilenler okuyabilmeli. Herkes okuyamamalı. Bunu buraya sıkıştırdım. Böyle koydum. Geldi. Soru 1. Mehmet Burak Şentürk kanalına ve bu videoya ne yapmanız gerekiyor? Allah'ım ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu çaktırmadan size göstereyim. Hoca görmesin. Aman diyeyim. Aman diyeyim hoca görmesin. Cevap gitti. Gitti düştü. Onu yapıştırın ama. Ne yazıyordu abi? Ne yazdı cevap? Görmediniz mi? Hayır. Azıcık gördüm. Azıcık. Mehmet Burak Şentürk kanalına abone olun diyordu. Videoya da like atın diyordu. Gayet basitti ama buraya yazmayın onu da. Onu da bir düşünün ya. Dedim ya bu taktikle beraber kopya çekebilirsiniz. Yakalanırsanız da eğer benim adımı vermeyin. Vallahi benim adımı vermeyin. Bu taktiği benden duyduğunuzu şşş aman diyeyim. Benim bu hayatta en çok zorlandığım şeyi yapmam lazım. Çizim. Hemen bir tane örnek çiziyorum. Memiş kubu bakabilir miyim sana? Evet. Arkadaşlar ben yuvarlak çizmekte zorlanıyorum gördüğünüz gibi. Bunun daha kolay yöntemi var. Bir tane cetvelle. Mesela bunu buraya koydum. Bak böyle çevirerek çizmeye çalıştım. Sıçtı. Neden? Bu buna tutmadı. Mesela 5 santimetre yarı çaplı bir daire çizmeniz lazım. Matkap okulda hep ben yanımda gezdiririm. Bir şırınga. Şarjlı matkap. Şırınga, şarjlı matkap. Başka silikon tabancası. Bunları evet okula lütfen götürün arkadaşlar. Bunları eksik bırakmayın. 8'e geliyorum tamam mı? Tam 8'e. Bu 8'i Allah'ım
İnşallah bir sıkıntı çıkmaz bunun sonunda. Geldim. Abi dersin çalışsan daha iyi değil mi be? Ya kodumun bir cetveli kendinden var ya, o zaten normal yuvarlak çizen bir cetvel. Niye ondan almıyorlar da yerine matkapla? Yok matkap? Yok o var. Var. Matkap var. Bunu derdik böyle. Sonra bir kalemi buraya koyuyoruz. Hatta şöyle yapayım. O lazım ama o önemli. Ne yapacaksın abi? Bilmiyorum ki. Bir kalemi buraya koyduk. Diğeriyle bunu döndüre gibi bir yuvarlak çizersiniz. Benim çizdiğim daha iyiydi. Bravo! Nasıl oldu? Bravo! Arkadaşlar siz pergel kullanın. Cetvenin de anasını ağlattık yani. Dur bir tane cidden yapacağım. Gerçekten bir tane deneyeceğim, tamam mı? Bunu buraya koydum. Pergel. Vallahi pergel. Yemin olsun pergel kullanın. Vallahi ama ver o. Ah bak çözüm bu. Vallahi bir tane Pringles alın. Al. Hem karnınız doyar. Al ya. Vallahi daha iyi bu ya. Ama yemin ederim. Çapını bilmiyorsun öyle düşün. Memo sence bunun yarı çapı bir işe yarıyor mu? Arkadaşlar bu bir boka yaramaz taktik. Bunu yapmayın. Bu vallahi bunu denemeyin. Ben gerçekçiyim ha. Bu videoda öyle yuvarlak oldu değil. Bir boka benzemedi. Şuna bak Memişko'nun götüre benzeri bu. Sırada Menişko'nun donu gibi bir balon var. Niye ben? Bu şekilde bir balonla kopya çekme taktiği göstereceğim. Bak. Bu kadar yeter mi? Yetmez. Yeter mi? Yetmez. Kafi. Kafi patlar. Bunun üzerine kopya yazıyorsunuz. Mesela ne yazayım? Abone ol, like at, klasik. YouTuber dolandırır. Sanki buna bakınca abone olur musunuz lan? Mesela abone ol. Bak koca koca yazıyorum, tamam mı? Bir tane de küçük yazayım. Like at. Oğlum benim yazım da hiç fena değil ha. Şimdi bize. Bak hayvan gibi yazı değil mi? Bu bir kopya evet. Düşünün. Bu bir kopya. İyi miyiz? İyi. Bak şimdi ne oluyor? Gördünüz mü? Şu kadar. Wow. Bak şimdi bunun daha oğlum çok güzel oldu ha. Bir şey diyeyim mi? Ben ne güzel yazmışım gibi olmuş lan. Ne güzel yazmışım. Bak yeter mi? Yeter. Yetmez. Yeter mi? Yeter. Yeter bence de yeter. Ne yazayım? Onunu avradığını oğlum bu ne? Gördüğünüz gibi efsane küçücük bir şey oldu. Ya bak baba ben bu yaşıma kadar ben bunu bilmemeye üzüldüm. Ama bitti mi? Hayır. Yok bitti. Sıra aynen bitti. Bir tane daha var. Yeter. Hemen. Bana şunu bir açabilir mi? Sen gel yanımda dur böyle. Şurada dur. Normalde o çıraklık dedik. Ustam buyur ustam. Normalde yazamayacağınız kadar küçük yazılar yazabiliyoruz gördüğün gibi. Gördüm evet. Burada ya baktığımı bok gibi normalde. Evet. Küçülünce güzel. Evet. Ama sana desem ki bu yazdığımız yazıyı aynı şekilde kağıda da aktarabiliyoruz. İmkansız derim sana. Gel. Geldim. Yato. Evet. Buraya yazmayacağım. Tamam. Yato. Evet. Kalp. Ego. Ego vay. Tamam mıyız? Bunu küçültüyorum. Ego'yu da bilmeyenler, Ego İspati oyun kanalım ha. Küçülttük. Şu kadar oldu. Yapıştır evet. Bantı hemen. Ya bu kadar kötü bir çırağım olduğu abi, için özür dilerim. Gel onu gel. Yapıştı mı? Yapıştı. Çıkart şimdi. Çıkardım. Olmadı. Yapamadım. Buraya bir tane güzelli bir kalp yaptım. Hemen söndürüyorum. Bunu yapıştır. Bastır şimdi buna. Bastırdık. Bunu aldık. Çek şimdi. Yapıştır buraya. Bastır buraya. Bastırdık. Kaldır. Nasıl? Olmadı. Olmadı. Ama bak fena değil. Düzgün çalışsaydık, temiz aynen. Çalışsaydık olurdu. Buna bir iki... Ulan ellerim battı. Bir iki pratik yapılırsa olur. Ben bunu çok sevdim bu arada. Bir iki kere daha yapayım da video dışı oynayacağım ben bunu. Geçelim bir sonrakine bu çok güzelmiş. Sırada yine bir kopya taktiği var. Bu arada az önceki gösterdiğim taktikle kopya çekeceksiniz bu arada. Ben onu söylemedim ama anlarsınız diye düşündüm. Bununla daha iyi bir kopya taktiği var. Mesela dersteyim. Kağıt alalım mı önümüze sınav? Sözlü. Sözlü tamam. Sözlü bu. Sözlü. Sözlü de bu sözlü de. Direkt sözlü. Dersimiz matematik. Matematik tamam. Bana bir formül söyle. Mc e kare. Ne bu? Ne bileyim abi. Böyle tamam. A artı B eşittir C. Tamam formülümüz bu. Elimizde kola var. Ben derste. Tamam. Bir litre. Sınava getiriyorum bir de. Hep. Sözlü. Her sınav her sözlü. Sözlü de sözlü. Sözlü de. Sözlü de sadece. Ha, derste bir de bu arada nişanlıda bu olmuyor. He. Anladın mı? Hani sözlü. Mesela. Sarı kola. Boş yapma ya. Burası yemekteyiz mi ya? Allah sarı kola ne ya? Fantonları. Buraya bu siyah kalemle cevabı formülü yazıyoruz. A artı B eşittir C. Tabak gibi gözüküyor. Evet. Wow. Bak. Neden? Çünkü bu bir siyah kola. Şimdi görmüyoruz. Bak şimdi.
Nasıl? Sakla. Ama tam ucuna yazmış. Ya bunu içmişler çünkü. Arkadaşlar bu kola şuraya kadardı. Bunu içmiş alt ağızlar. Mesela şuraya bir tane daha yazıyorum. Bak söylemiyorum size, tamam mı? Ne yazdığımı? Bak daha ben yazdığımı bilmeden yorumlara yazsanız da. Tahmin edemezsiniz bu arada. O kadar zor bir şey yazıyorum ki. Akla, kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Hazır mısın? Geleyim mi? Gel. Ha. Öğretmenimsin sen benim. Evet. Geldim. Öğretmenim kola içiyorum müsaade varsa. Yok. Lan video bitti. Gidelim abi. Yapacak bir şey. Bitti arkadaşlar, o dersten kaldınız. Yok. İç çocuğum, afiyet olsun, bana da ver bir bardak. Ya. Vermeyeyim hocam. Tamam, iç çocuğum, Allah kahretsin. Tamam. Mesela baktınız burada bir şey yok. Hoca izin verdi sözlüde sınavda kolayla gelmenize. Bakın burada hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi? Ne yazıyor, görüyor musun? Bekle, göremiyorum. Hala görüyorum. Biraz daha aç abi. Biraz daha böyle... Nasıl görmüyorum, ben görüyorum. Kamera görmüyor, yansıyor. Kamera kaç para verip Çağatay bunu görmesi lazım. Görsün diyor o şöyle. Bu yazmasam da görür. Böyle görecek, böyle ha. Görecek. Onu biraz yatır bakayım, yatır bakayım. Şöyle. Heh, tamam. Ne yazıyormuş? Hemen bakıyoruz. Abone ol. Like'a. Ya. Arkadaşlar sınavda böyle böyle yapmanız da gerek yok bu arada. Şu an gözükmüyor mesela, ben şu an görmüyorum. Ama biraz şöyle yaptım mı, her şeyi tertemiz okuyabiliyorum. İşe yarar. Taktik ne biliyor musun abi, gösteriyorum sana. Nereye yazdın sen, buraya değil mi? Bak şimdi. Bir sonrakine geçelim biz bu arada. Dur izle. Ben bunu içerken. Teşekkür ederim. Bir sonrakine geç. Ben bunu içerken gördün mü? Hoca da gördü. Hoca orada abi. Hoca. Bir sonrakine geçelim. Efsane bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şu iki yanda çok deli videolar var. Onları hala izlemelisiniz. İzlemeyi unutmayın. Şuradan da kanala abone olursanız tam olarak şuradan. Çok çok mutlu olurum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay. Şşş. Nasıl? Eğil mi? Ya şimdi niye sinirleniyorsun ya? Pozsana. Bir gülsene, sen gülemiyorsun. Azıcık eğil, biraz daha eğil. Gülüşe bak. Oğlum eğil diyorum, boynunu eğ demiyor. Gül güzel. Abi şöyle. Ha? Oh güzel. Sıçamış gibi. Ne yapıyorsun? Sıçıyor, mutlu muyum o yüzden? Kabızmışım, geçmiş bu. Vallahi çok güzel çıkıyor. Oğlum niye mutlu oluyor yani? Biraz yan dur. Ama kabız gibi gülüyorsun. Öyle değil, yan dur değil. Bak şimdi dur, bekle. Şöyle gül şimdi. Seksi bak. Seksi bak. Hayır, sert bak. Kaşlarını çarpmadan sert bak. O nasıl olacak?